Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Eren Özmen Halk TV'ye özel bir açıklama yaptı. Onu önce duyurmak istiyorum. Bu açıklamada Eren Özmen diyor ki elbette çok rahatsız bu suçlamaların odağında olmaktan. Atatürk Havacılık ve Uzay Merkezi gibi gelecek için çok anlamlı olan projeyi gerekli şartlar olgunlaştığında gerçekleştirmek için değerlendirmek isteriz. Türk gençliğinin bugünü ve geleceğine büyük katkıda bulunacak olan bu proje Türk milleti için önemli bir hedeftir. Eren Özmen. Eren Özmen bu açıklamayı Halk TV'ye özel yaptı ve bunu söylüyor. Biliyor musunuz Eren Özmen'in şirketi o neydi? Nevada Corporation şirketi aslında Esen adı altında yıllardır ODTÜ Teknokent'inde hizmet veren bir şirket. Ve bu şirket, Esen şirketi, Türk savunma sanayi ile çok yakın işbirliği yapan bir şirket. Esensi.com.tr Türkiye. Şimdi burada iki şey aklımıza geliyor. Bir tanesi Bayraktarlar Türk savunma sanayinde bu kadar fazla sahiplendiğimiz Sayın Kılıçdaroğlu'nun Teknofest'e gittiği, ziyaret ettiği, görüştüğü, her seferinde söylediği, yani bütün muhalefet partilerinin Türk savunma sanayinin ülkenin milli değeri olduğunu, sahiplendiğini söylemesine rağmen ısrarla bunu söylüyorlar, tersini söylüyorlar. Şimdi dünden beri bakıyorum, Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar niye bu kadar çıldırıyor? Ne oldu arkadaş? Sen Türkiye'nin en önemli değerisin. Bütün partiler seni de sahipleniyor. Sen niye bu kadar çıldırdın o zaman? Bu Esen ve Fatih Özmen konusunda biz derdin mi var? 2015'te Türkiye'nin yerli uçak ve bu yerli uçakla sadece kalmayacaktı. O çok büyük projeydi. Evet. Türkiye'nin uzay sanayine gidecek bu Esen Hanım ve Fatih Özmen çok önemli bu konuda Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli değerli insanlar. Türkiye'de ne oldu 2015'te? %71 yerlilik payı getirdiler bu projeye. Ya Allah Allah dur bir dakika ya %71 yerlilik payı nereden çekti? Aa TOK'ta %51'e getirdiler yerlilik payını. Ne oldu da TOK'ta %51 yerlilik payı da orada %71? Ne oldu? Şimdi biz birçok mesela beşli şirkette olsun, şurada olsun, burada olsun ne görüyoruz? Mesela bu Katarlara satılan neydi? Tank palet. Ne getirdi oraya? Getirildi oraya. Ortak. Sancak getirildi. Ortak getirildi. Yani yakınlarından bir ortak. Şimdi Sayın Erdoğan ve AK Parti'de bunu çok görüyoruz. Böyle önemli parasal işlerde hep bir ortak getiriliyor. Ben mesela bunu çok merak ediyorum. 2015'te bu projenin olmamasında Özmenlere ne dayatıldı da Özmenler %71 yerlilik payı denildi ama bu %71 yerlilik payı niye dayatılıyor? Bu görünürdeki gerekçe mi acaba yani diyorsun? Yani bunu herkes biliyor. Böyle bir projede malzemede %70 belirli bir yerlilik oranı getirilmez. Markanın Türk olması önemli. Acaba yerlilik payı mı ortak payı mıydı sorun? Hı hı. Yani göreceğiz. Göreceğiz bunu. Yani zamanla göreceğiz. Bunun altında para yattığı kesin. Diyoruz. Peki Şükrü Küçükşahin hattımıza geldi mi arkadaşlar? Gazeteci Şükrü Küçükşahin de nasıl olacağım bu bölümünde konuğumuz. İyi akşamlar Şükrü. İyi akşamlar. Sana geleceğim şimdi ama önce Mehmet Ali Kulat'la devam etmek istiyorum. Sayın Kulat, bu yerli ve milli konusundaki çifte standardın dayanağı nedir? Özmenler CIA ajanı ve Kılıçdaroğlu da savunma sanayini CIA ajanlarına peşkeş çekmek mi istiyor? Şimdi tabii bilmiyorum. Önce onu söyleyeyim de. Yalnız İbrahim Bey bir şey söyledi. Böyle sadece ucundan söyledi. Yani kimler Amerikan vatandaşı meselesi dedi. Önce oraya bir bakmak lazım bence. Ben doğrusu İbrahim Bey'in biraz açmasını beklerim. Ama bir şey söyleyeyim. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu projesi yeni bir proje değil. Önce onu söyleyeyim. 2017 yılında o dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Mimar Gülay Yedekçi, doçent doktor, bir çalışma yapar İstanbul Atatürk Havalimanı ile ilgili. Yaptıkları bu projeyi de aslında şunu yapmak istedi Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk Havalimanı
yeni Büyük İstanbul Havalimanı yapılınca atıl kalmasın, havalimanı özelliğini devam ettirsin, ihtiyaç halinde kullanılabilir ki büyük bir kaynak bu sonuç itibariyle. Yani pandemi sürecinde böyle apar topar tam da işte orada uçakların indiği yerlerin bir kısmını hastane yapma falan, bir sahra hastanesi oluşturma, her şeyden önce milli kaynağın heder edilmesi. Yani çok mantıklı bir izahı yok. Bir başka yere yapılabilir böyle bir ihtiyaç varsa, o ayrı bir şey. Ama Sayın Gülay Yedekçi'nin o projesi konusunda benim bilgim olmuştu. 2017 yılında Mimarlar Odası'nın onayladığı bir proje. İçerisinde İstanbul genelinde işte uzayla ilgilenen herkesin, özellikle gençlerin bir ciddi anlamda eğitim alacakları, şu anda Teknofest'in belki yaptığı ya da yapmaya çalıştığı şeylerin bir benzerini öncesinde düşünüp bir noktaya getirilmiş bir çalışma. Hatta proje şöyle düşünülmüş bu yapılırken, ben o zaman biraz da üzerinde konuşmuştum. Yani Atatürk'ün işte meşhur uzaya atfeden meşhur sözleri var. İstikbal uzayda olduğuna dair sözleri üzerine. Hem orada böyle bir Atatürk uygarlığı kütüphanesi olsun, hem de mevcut yapının değerlendirilmesi, havalimanının da kendi doğal yapısının ve en azından yapılmış olan binalarının değiştirilmesine gitmeden yanına belki bir kütüphane oluşturarak ve bir de bir uzay araştırma merkezini kurma meselesi. Yoksa yani bu işler uzmanlık meselesi. Ama ben tabii özmenlerle ilgili çok fazla bilgi sahibi olmamakla birlikte, hani bu birkaç gündür ki konuşmadan sonra işin tanıyan insanlar üzerinden bazı değerlendirmeler yaptım. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu insanlar böyle çok kolay birilerinin ajanı, birilerinin adamı, birilerinin çok kolay işte, harcıyoruz. Çok. Ya böyle harcamamak lazım. Kolay değil. Yani insan yetiştirmek kolay değil. Türkiye'nin bir sürü değerleri şu anda yurt dışında. Yani Aziz Sancar yurt dışında işte. En son biz hepimiz pandemi sürecinde aşı bulan Özlem Türeci ve eşi. Evet. Ve bu isimler çok kıymetli isimler. Bizim dışarıda maalesef çok fazla kaynağımız, insan kaynağımız var. Burada herkesin şuna da bir kafa yorması lazım. Niye gidiyor bu insanlar yurt dışına? Evet, dünya artık global. İnsanlar gider gelirler. Tamam, ayrı mesele, ama bizim o insanları zaman zaman Türkiye'ye getirmemiz, fikir adına, düşünce adına bizim insanlarımıza katkı sağlamaları çok kıymetli. Evet. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi tabii Türkiye'yi yönetmek isteyen bir ana muhalefet partisi, ama onun ötesinde Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak eğer Türkiye'yi yarınlarda yönetme adına bir iddia içerisinde ortaya çıkmışsa ve seçime de bu kadar yakın bir dönemdeyken, Türkiye'nin yükselen değerlerinden birisi olan uzay sanayisine yönelik, savunma sanayine yönelik arayışlar içerisinde olması, bu anlamda dünyada bizim neyimiz var, elimizdeki kaynaklar nelerdir, bunlar üzerine kafa yorması, ekibinin bu konuda bir gayret içerisinde olmasından daha sağlıklı ne olabilir? Yani son derece ciddi düşünülmüş bir şey. Ben doğrusu bu çalışmaların seçime iki gün kala AK Parti'ye alternatif olsun diye olmadığını anlatmak istedim esas. Yani dediğim gibi Sayın Gülay Yedekçi'nin yapmış olduğu ve gerçekten tamamen bir sürü kaynaklar itibarıyla, işte oradaki ışıklandırma sisteminden tutun da bir sürü farklı boyutuyla insan kaynaklı bir proje olarak kaç yıl öncesinden çalışılmaya başlanan bir proje olduğunu ifade etmeye çalıştım. Dediğim gibi burada asıl mesele şunu görmek lazım. Yani Türkiye'yi yönetenlerin ve yönetmeye talip olanların dünyadaki büyük gelişmeleri dikkate alarak bunlara kafa yorması, dünyadaki farklı güç, imkan sahibi olan bizim yetiştirdiğimiz bu memleketin çocuklarının uluslararası arenadaki bu ürettikleri şeyleri Türkiye'ye taşımaları çok önemli. Tersine beyin göçü diye ifade ettiğimiz süreç bu anlamda çok kıymetlidir. Ben bunun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir süre önce yapmış olduğu Amerika ziyareti, hani bir sürü bir şeyler konuşuluyor, hamburgerci üzerinden maalesef iş magazinleştiriliyor. Bunlar çok kıymetli şeyler. Keşke zaman zaman Türkiye'yi yöneten siyasetçiler sadece protokol ziyaretleri yapmak yerine oralardaki bizim yetişmiş genç kardeşlerimize ulaşsalar ve onları zaman zaman bir şekilde Türkiye'ye taşısak ve onların
ufkunu bu memleketin diğer oralara gidemeyen çocukları açısından da bir ufuk açıcı olarak değerlendirmiş olsak şüphesiz çok kıymetli olur diye düşünüyorum. Şimdi Eren Özmen şu anda bu programı izliyor. Bir mesaj daha gönderdi programımıza. Diyor ki Özmenler sadece Türk gençliğini ve insan Türk gençliği ve insanlık